Efendim merhabalar. Cuma'nın feyzinin huzurunu yakından hissettiğimiz güzel bir zaman diliminde daha sizlerle birlikteyiz. Cuma'nın bereketi programı vesilesiyle bizleri bir kez daha sizlerle buluşturan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz ve gönülden hamdü senalar olsun. Yolunda bir ömür yaşamanın gayreti içerisinde olduğumuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gökteki yıldızlar adedince salat ve selam olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, sükuneti ve tüm güzellikleri üzerinize, üzerimize. Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bu akşam Cuma'nın bereketi programında Kocaeli'mizin Güzide ilçelerinden Derince ilçe müftümüz Sayın Mecit Amin hocamızı sohbet konuğumuz olarak misafir ediyoruz. Ve Derince Merkez Camii müezzin kayyımı Sayın İbrahim Demiröz hocamızı da aramızda misafir ediyoruz. Ben yüksek müsaadelerinizle hocalarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Kıymetli hocam, Cuma'nın bereketi programında bir kez daha birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu programlara daha önce de katılmıştık. Süleyman hocamızı evet. Unutmak mümkün değil. Onunla bayağı burada program yaptık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı, makamı cennet olsun. Amin, amin kıymetli hocam. Hocamız sizleri çok severdi. Pek çok programı birlikte yapmıştınız. Ramazan'daki programda hocamızın emaneti olarak gördüğümüz o programda da birlikte olmak nasip olmuştu. Bu akşam da sizlerin o derin, engin tecrübelerinden, bilgilerinden istifade etmek isteriz. Rabbim feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Amin kıymetli hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve güzel sesleriyle programımızın ilerleyen aşamalarından kendisinden istifade edeceğimiz Derince Merkez Camii müezzini Sayın İbrahim Demiröz hocamız da aramızdalar. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah hiç vakit kaybetmeden Kur'an-ı Kerim tilavetine geçmek isteriz kıymetli hocam. Tabii ki. Kıymetli izleyicilerimiz, vakit sözlerin en güzelini dinleme, gönül verme vakti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
Bismillahirrahmanirrahim. Elem nec'al lehu aynayni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necdeyn. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. Kıymetli hocam, sesinize gönlünüze sağlık. Rabbimiz kabul buyursun. Ölmüşlerimiz için rahmete vesile olsun. Bu vesileyle Süleyman Peker hocamızı da, merhum Süleyman Peker hocamızı da bir kez daha yad etmiş olduk. Rabbimiz onun için de okunan bu ayet-i kerimeleri kabul buyursun. Kıymetli hocam, değerli hocamın okumuş olduğu Bakara suresinin bu ilk ayeti, ilk ayet olarak Aşr-ı Şerif'te okumuş olduğu ayet, Bakara suresinin 155. ayeti kerimesiydi. Orada Rabbimiz aslında şu yaşamakta olduğumuz dünya hayatının çeşitli imtihanlarından bahsediyor bizi ve uyarıyor, değil mi? Yüksek müsaadelerinizle arz etmek ve konuyu biraz da buradan açmak isterim. Buyuruyor ki Rabbimiz, hani Bismillahirrahmanirrahim ve lenebluvennekum bi şeyim minel havfi vel cu'i ve naksim minel envali vel enfusi ve semerat. Sizi and olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmekle sınarız, deneriz, imtihan ederiz adeta. Ve beşşiri sabirin, sabredenleri müjdele buyuruyor. Hep söyleriz de, hani dünya imtihanındayız, dünya bir imtihan, dünya zor bir imtihan gibi ifadeleri sıkça kullanırız da çoğu zaman belki de imtihan olduğunu unutuyoruz. Bu akşam sizinle bu konuyu biraz konuşmak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim ve bütün bizi izleyen kardeşlerimize
hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Ayete baktık, ayeti dinledik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Min kalbil mu'min ila kalbil mu'mini sebile. Müminin kalbinden müminin kalbine yol vardır. Bu tamamen tevafuk. Ben İbrahim Hoca'nın bugün aşir olarak neyi okuyacağını hiç sormamıştım. Ama ayet sanki bizim de hafızamızda şekillendirdiğimiz konularla irtibatlı. O ayeti celilede Rabbimiz bir şeyle imtihan ederiz buyuruyor. Şeyin tarifi yok. Hayat bir imtihan. Ama dünya hayatının asıl imtihan olan üç tane ana dersi var. Bu üç ana dersin içerisinde bir ders var ki o ders dünya hayatının, biz bunu dünya mektebinin olmazsa olmaz, o olmadığı zaman diğer dersleri geçecek olsam bile sınıfta kaldığım bir ders. Üç ana kategoriye ben ayırıyorum. İman dersi, ibadet dersi ve ahlak dersi. Evet, kısa ve öz olarak dünya mektebinin, o bir Allah dostunun söylediği şekliyle, niçin geldin bu dünyaya, kapıldın bir kuru hülyaya, dünya denen bu tarlaya niçin geldin bilir misin? Niçin gelmiş insan? Ve le neblüvenneküm ve lev şâe lece'aleküm ümmeten vahideten velâkin liyebluveküm fîmâ âtâküm. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Üç ayeti, ben ayetler arasında insicamı inceleyen, bu konuda çalışmaları olan bir kardeşinizim. Bu üç ayeti bir araya getirdiğimiz zaman, şeyin tarifi yok, her şey imtihan, şeyi şeyle tarif ediyoruz. Ama asıl üç tane dünya hayatının dersi var ki, o dersler çok önemli. Birinci ders iman, ikinci ders ibadet, üçüncü ders ahlak. Evet, imandan konuya girmek istiyorum ben müsaadenizle. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu aminu billahi ifadelere dikkat edelim bakınız. Ey iman edenler, iman edin. Hem iman edenler diyor, hem iman edin diyor. Ve Bakara, bu okuduğum ayet Nisa suresinde. Bakara suresine bakıyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Şimdi iman, inanmak. Zahiri olan şeye insan görüyor, dokunuyor. İnanmak çok kolay. Bir de asıl inanılması gereken dünya mektebinin muallimi olan, hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ya, innema bu'istu muallimen, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ben öğretmen olarak gönderildim. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenliğinde var olanlardan görebildiğimizden, onun anlattığı göremediklerimize iman etmek, inanmaktır. Ki bu ders dünya mektebinin temel dersidir. Ben 80'li yıllarda fakültede okudum. Bizim okuduğumuz dönem, siz şeyde okudunuz, İmam Hatip'te okudunuz, fakülte okumuşsunuzdur. Temel dersleri vardır. Mesela bizim dönemimizde fakültenin temel dersi Kur'an-ı Kerim ve Arapçaydı. Diğer derslerin hepsi 10 olsa, eğer Kur'an-ı Kerim'den 5'in üzerinde not alamamışsan kalıyorsun.
Dünya mektebinin de olmazsa olmazı iman. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaibe inanırlar. Var olan, görebildiğimiz, dokunabildiğimiz her şeye inanmak kolay. Ama bir de göremediğimiz, yani eserden, yaratılandan yaratıcıya ulaşmak. Onun için de Kur'an bakınız ne kadar güzel bize anlatıyor. Ey iman edenler, iman edin. İman edeceğiz de kime iman edeceğiz? O bizim klasik medreselerde okuduğumuz, mekteplerde, yaz mekteplerinde okuduğumuz amentü diye ifade ettiğimiz imanın 6 tane esası vardır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, kaza kadere inanmak, ahirete inanmak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, bunları maddeleştirdiğimiz zaman 6 tane madde oluyor. Şimdi bu 6 maddeye inanmayan veya bunların içerisinde 3 tane Allah, ahiret günü. Allah ve ahiret günü, ikiye de indirecek olsak. Yani bu imanın 6 tane esası bir bütündür. O sayılı şekline baktığımız zaman ancak bir aynen bir zincirin halkaları gibidir. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir. Okuduğumuz ayet de onu ifade ediyor. Arkası devam ettiğimiz zaman o Nisa suresinde okuduğumuz ayet bunu ifade ediyor. Neye inanacağız? Allah'a inanacağız önce. Sonra vahyi kim getiriyor? Melek getiriyor. Âmentu billahi ve melâiketihi. Neyi getiriyor? Ve kütübihi. Kime getiriyor? Ve rusulihi. O neyi anlatıyor? Vel yevmil âhiri. Başka neyi anlatıyor? Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Vel ba's ba'del ba'd. Vel ba's ba'del ma'd. Öldükten sonra dirilme. Yani ahiret şeyi. Şimdi dönüyoruz şeye, ayetlere bakıyoruz. Peki iman, inanacağız. 2 çeşit inanma vardır. Biri taklitidir. Biri tahkikidir. Biri taklitidir. Şundan duydum, bundan öğrendim, o böyle dedi, öbürü böyle dedi. Ama bir de tahkiki var. Yani eserden o eseri ortaya çıkarana ulaşmak. Buna baktığımız zaman bir defa Allah'ın birlik ve vahdaniyetine inanmak. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken çok dikkatimi çeken bir ayet var. Diyor ki, ey yavrucuğum, oğulcuğum, ya büneyye la tüşrik billah, inne şirke la zulmün azim. Ey oğulcuğum, yavrucuğum, Kur'an'ın bu ifadeleri çok önemli. Allah'a ortak koşma, Allah'ın yanında ilahlar edinme, inne şirke la zulmün azim. En büyük zulüm Allah'a şirk koşmaktır. Hafızamda bir soru işareti oldu. Niye en büyük zulüm? İncelediğimde şuna vardım. İlah olma Allah'ın hakkı. İlah olma Allah'ın hakkı. Allah'ın yerine getirip de başkalarını koyduğun zaman Allah'ın hakkına tecavüz etmiş olursun. Herhalde konuyu özetleyip anlatabildik. Allah'ın yerine başka birini koyup da ilah edindiğin zaman ki biz buna şirk diyoruz. Yani izleyicilerimizde bir hani farkındalık da oluşturmak adına hiç inanmamak, inkar etmek, küfür içerisinde bulunmak değil mi hocam? Allah'ın ben varlığına inanıyorum diyerek bir insan yola çıksa ama başka bir ilaha da yanında inanmış olsa o zaman şirk işlemiş oluyor ki burada kastettiğiniz Allah'ın hakkını tam olarak teslim etmemek, Allah'a ait olan bir hakkı başka birisiyle paylaşma neticesinde büyük bir zulüm işlenmiş oluyor değil mi? Hemen Kur'an'dan cevap verelim. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. İlâ ahirileye sadakallahul azim. Rabbimiz bu ayeti celile de bize şöyle diyor, konuyu anlayalım, anlatalım ayetten.
Ya biz onlara ibadet etmiyoruz ki, Allah'ın dışındaki varlıklara. Onlar bize Allah'ın yanında şefaatçi olacak diye biz onlara ibadet ediyoruz. Kim diyor bunu? Mekkeli müşrikler diyor. Onlarda da aslında bir Allah inancı var. Bir Allah inancı var. Ama Allah'ın yanında Allah onlara yardım edecekleri ilahlar oluşturmuşlar. Halbuki bir şey deriz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biraz sonra da okuyacağımız bir ayet. Yani Allah'ın yanında başka başka varlıkları onun yanına getirip koymak, bizi yediren, içiren, doyuran, efendim soluduğumuz havayı yaratan, içtiğimiz suların musluklarını hazırlayan, her şeyimiz de kendisine muhtaç olduğumuz Allah'ın yerine getirip de affeden, bağışlayan, bunun yerine getirip bir başkasını yardımı dileyeceğimiz ilah Allah varken onun yanında başka birilerini koymak Allah'ın hakkına tecavüzdür. Ve Lokman Aleyhisselam diyor ki en büyük zulümdür. Hatta şöyle şununla bu maddeyi müsaade ederseniz izleyicilerim de müsaade etsinler şey yapalım. Allah bütün günahları affeder. Ama bir günah var ki Allah affetmiyor. Bu ayette ilintili ve ilgili olduğu için onu söylemek istedim. İnna Allah la yafiru en yushrake bihi ve yafiru ma dune zalike limen yasha. Allah şirkin dışındaki bütün günahları affeder. Kul hakkı hariç. Onu zaten peygamber şeylemiş, tahsislemiş o hariç. Allah kul hakkını bir tarafa bıraktık. Şirkin dışındaki günahları Allah affediyor. Ama şirk olduğu zaman o günahı Allah affetmiyor. Ve o okuduğum ayetle şeyi, bu konuyu, bu maddeyi zamanımız ilerliyor. Bitirelim. Amenu ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzel ala rasulihi vel kitabillezi enzele min kabl. Peki bir kısmına inanıp bir kısmına inanmasa ne oluyor? Adam kaza ve kadere inandı. Ahirete inandı. Bunu da son zamanlarda kıymetli hocam çokça görür olduk. Ne yazık ki hocam ben Allah'a inanıyorum, peygamberine de inanıyorum, meleklerine de inanıyorum ama ahirete inanma konusu bende biraz karışık. Hatta bunu birazcık daha masumlaştırarak inanmıyorum da diyemiyor da bazı kardeşlerimiz bende biraz karışık diyor. Yani belli ki gönlü tam mutmain değil o konuda. Bu konuyu kastediyorsunuz değil mi? Evet, şimdi bakınız. İman, dilin söylediğini kalbin tasdik etmesidir. Dilin söylediğini kalp tasdik etmiyorsa Allah muhafaza eylesin, münafık olur. Evet. Münafıklar da yani diğer tarafına baktığımız zaman اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِعًا. Allah onları kafirlerle beraber haşrediyor. Dil söylediğini kalp tasdik edecek. Ve biz kimiz görüş beyan edelim? Görüş Kur'an'da. Efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Onlar kitapta anlatılan şeylerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadıkları halde kendilerini mümin mi sayıyorlar? Evet. Kıymetli hocam, vaktimiz çok hızlı ilerliyor. Üç madde saymıştınız. İmanda imtihan, ibadette imtihan ve ahlakta imtihan diyerek. Ben evet, notumu aldım. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklam arasından sonra kişinin ibadette nasıl imtihan olacağını, ahlakla nasıl imtihan olacağını da sizlerden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra Cuma'nın Bereketi programında yeniden huzurlarınızda olacağız efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, Cuma'nın feyzini, huzurunu paylaştığımız Cuma'nın Bereketi programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. İki çok kıymetli konuğumuzla bu akşam birlikteyiz. Derince Müftümüz ve Derince Merkez Camii Müezzini kıymetli hocamız aramızdalar. Programımızın bu bölümünü, bu kısmını Derince Merkez Camii Müezzini Sayın İbrahim Demiröz hocamızın
güzel sesinden dinleyeceğimiz bir kaside ile başlatmak isteriz. Eğer kendileri de uygun görürlerse. Kıymetli hocam, o güzel sesinizden bizimle bir bukle kaside paylaşırsanız çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Tabii ki, memnuniyetle. Meded ya senin hicran aşkınla ilahi aşıkana Salin derdine düşmüş hemen halkı cihan ağlar. Erişmezse eğer la taknatudan aleme rahmet beşer ağlar melek kevn-ü mekân ağlar. Firakın ateşi dilde de Subhanım, gözüm ağlar, gönül ağlar, beden. Zeminu
Perişan halime rahmet gedadır aşkın Haydar. Bağışla cürmü siyanım, bağışla cürmü siyanım, senin için her zaman ağlar. Medet ya Erhamerrahimin. Kıymetli hocam, sesinize gönlünüze sağlık. Allah Şükürler, razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. O güzel sesinizle böylesine anlamlı bir kasideyi bizlerle paylaştığınız için, programımızda aramızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Şükürler, kıymetli hocam, dünya imtihanından konuşuyor idik. Dünya imtihanından konuşurken pek çok ayet-i kerimeyi önemli vurguladınız. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Rabbimiz insanlar iman ettik demekle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sanıyorlar buyuruyor. İmtihan içerisindeyiz. Siz bu imtihanı bizlere anlatırken daha iyi kavramamız hususunda açıklamalarda bulunurken üç başlık zikretmiştiniz. İmanda imtihan, ibadette imtihan ve ahlakta imtihan. İmanda imtihanı programımızın ilk kısmında değerlendirme imkanı bulduk. İbadette ve ahlakta imtihan nasıl olacak hocam? Bizi neler bekliyor bu hususta? Çok teşekkür ediyorum. Evet, üç ana başlığa ayırmıştık dünya mektebinin derslerini. İmtihan olacağımız konuları, çok imtihan, her şeyi imtihan ama üç ana başlığa ayırmıştık. İkinci ana başlığımız da İbadette imtihan, ibadetle imtihan. Evet, bunun da alt başlıklarını düşündüğümüz zaman malla yapılan ibadetler var, bedenle yapılan ibadetler var, hem mal hem bedenle yapılan ibadetler var ama kitaplarda bulamayacağımız bir ibadet şekli daha var, o da canla yapılan ibadet. Yani kitaplarda bu saydığım üçünü bulabiliyoruz ama ayrı bir madde başlık altında dördüncü ibadet şekli yok. Peki ibadet nedir? Şöyle baktığımız zaman ben medrese mezunuyum. Şöyle bir ifade vardır eski Arapça gramer kitaplarında. Ene ubeydun lillahi teal. Ben Allah için bir kulcağızım. Allah için bir kulcağızım. Kulum ifadesi değil de kulcağız. Hani yavrucağız. Aynen onun gibi. Ene ubeydun lillahi teal. Allah için, şanı şerefi yüce olan Allah için bir kulcağızım. Ne demek? O bana neyi demişse ben onu yerine getirmekle mükellefim. Kıymetli hocam, bu ifadede hem böyle bir sevimlilik var. Kulcağızım, yani bir sevgiyle kurulmuş bağ değil mi? Evet, evet. Hem de onunla birlikte bir acizlik, yani ben ona muhtacım, o bana muhtaç yani. Değil. Evet. Evet. Şimdi bunu biz o Büniyel İslam ala hamsin şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamü salah ve itai zekah vel hac ve savmi ramazan sadaka Resulullah, peygamberin bu İslam'ın beş tane şartı, aslında beş tane şartın birisini kelime-i şehadeti çıkardığımız zaman dört tanesi ibadet ibadetlerdir. Bedenle yapılan ibadete baktığımız zaman ekimus salah, birinci şeyde namaz geliyor. Çünkü Allah'ı hatırlamanın, o iman biraz önce işlediğimiz Allah'ı hatırlamanın fiili olarak tatbikatı namazda yapılır. Kıyam orada. Allah'la konuşma, Kur'an okuma orada.
Allah'ın önünde eğilme, orada ayağın bastığın yere alnını sürmen, orada. Yani kulluğun özetini Allah-u Teala namaza sıkıştırmış. Sonra tahiyyata oturup, o tahiyyat duasını okuyup, sağa sola selam verip, meleklerle buluşma, hepsi namazın içerisinde cem edilmiş. O namaza girerken bir iftitah tekbir var, iftitah tekbir diyoruz. Ne yapıyoruz orada? Onun için ekimus salih, bakın, ibadet imtihanını, onun içerisinde namaz imtihanını çok iyi başarmamız lazım. Altını çizerek bir şey söylemek istiyorum. Ahlak imtihanı ve ibadet imtihanı, iman imtihanını geçememişsen bir mana ifade etmiyor. Eğer iman imtihanı dünya hayatında ya başarılı olacağın bir imtihan ya kaybedeceğin bir imtihan. Rabbim herkese kamil iman nasip etsin. Şimdi bakıyoruz şu namaz olayına, o iftitah tekbire. Şöyle her Müslüman kardeşimiz iftitah tekbiri alırken ellerini şöyle yukarı kaldırırken ne diyor biliyor musunuz? Dünyevi bütün meşgaleleri, şehvetimi, servetimi, şöhretimi elimin tersiyle arkama attım. Sonra Allahu Ekber diyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. Buyur ya Rabbi, sen ne dedinse senin dediklerini ben kabul ediyorum, kulluğumu idrak ediyorum. Adeta teslim bayrağını çekiyoruz, bakınız. Onun için ibadet imtihanının birincisi namazdır. Peki nasıl kılacağız namazı ki imtihanı başarmış olalım? Öğretmenimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o buyuruyor ki: "Sallu kema ra'aytumuni usalli." Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Yani namazı namaz olmadan çıkaracak bir şey değil. Şimdi faraza şöyle bir şey düşünelim. Bir akşam evimizde oturuyoruz, bir telefon geldi. Bir üst makamlardan, yarın sizinle şu saatte görüşmek istiyorum. Mesela ben Mecit Amil olarak şunu düşünürüm. Karşımdaki beni çağıran insan neden hoşlanır? Şu elbisenin renginden, şeklinden, ayakkabının uyumundan, gömlekle uyumundan, kravatın gömlekle olan uyumundan bütün hazırlıklarımı yapmaya başlarım. En güzel cümleleri seçerim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, kim Allah'la konuşmak isterse namaz kılsın. Allah günde bizi 5 vakit çağırıyor. Ama ferdi kılıyoruz, ama cemaatla kılıyoruz. O vakit bir hazırlık yapmamız lazım ki, o namazın öncesinde olan bazı kitaplarda, efendim 6 bazında 5 namazın dışındaki şartlar sayıyoruz ya, bir temizliğe başlıyoruz. Vücudumuzu kapatıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Maddi ve manevi pisliklerden temizleniyoruz. Abdestimizi alıyoruz, diğer ihtiyacımız varsa onları gideriyoruz. Allah diyor ki, ya beni Adem'e huzu zineteküm inde küllümesin. Güzel elbiselerimizi, temiz elbiselerimizi giyiniyoruz. Yani bir üst makama nasıl hazırlanıp gidiyorsak, kulluğumuzu Allah'a ifade ederken de o hazırlıkları yapıp gitmemiz lazım. Dünyevi meşgaleleri arkamıza atmamız lazım. Çünkü bedeni bir ibadettir namaz ve kulluğun ifadesi Allah'la da konuşmaktır. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz yine bedeni ibadetlerde, bu dünya mektebinin oruç. Oruç, oruç. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hadisi şeriflerinde, soğan sarımsak yiyen namazgahımıza yaklaşmasın. Ama aynı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, oruçlunun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha evladır, daha güzeldir. Bir başka hadisi kutsi de, her ibadetin ne kadar sevap alınacağı, verileceği, Allah tarafından verileceği belirtilmişken, ne kadar not diyelim. Oruca gelince, oruç benim için onun mükafatını ben bilirim. O kadar kıymetli bir ibadet.
Demek ki namaz dersini geçeceğiz. Orucu da geçeceğiz. Sonra ne kaldı? Allah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha buyuruyor. Yani benim nimetlerimi saysanız, dünya sofrasında ezendirip bezendirdiğim nimetleri saysanız sayamazsınız. Malı ne yapacağız? Allah vermiş. Patent hakkını ödeyeceğiz. Malın patent hakkı nedir? Zekat ve sadakadır. Evet. Demek ki zekat bir başka alt başlık. İbadetlerde, dünya mektebinin ibadetinde, ama çok ağır başka bir imtihan var. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Allah buyuruyor. İman, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا. Adam malını, mülkünü Allah'ın vahyetmiş olduğu dini yaşamak için, onun efendim emirlerini yerine getirmek için sıcak yatağından kalkıyor, efendim abdestini alıyor, ibadetini, Allah'a kulluğunu ifade ediyor, adeta günahlardan hicret ediyor. Ama bunların bir zirvesi var. O ne? Allah'la bir alışveriş yapıp canını verip, şehadet diyoruz biz buna, karşılığında cenneti alma ibadetidir. Bir diğeri hac var. Zaten hem mali hem de bedeni bir ibadettir. İşte ibadetleri dört ana kategoride düşündüğümüz zaman dünya mektebinde mutlaka ama mutlaka ibadet dersimizden de en az beşin üzerinde gönlüm ister ki herkes 10 alsın, 100 alsın, not almamız lazım. Bir cümleyle ibadetleri ne yok eder? İmanı şirk, ibadeti riya, gösteriş. Ateş odunu yakıp bitirdiği gibi riya da yaptığın ibadetlerini bitirir. Rabbimiz cümlemize riyasız ibadetler yapabilmeyi nasip etsin. Amin. Kıymetli hocam, ibadetlerle imtihanımızı da kolaylaştırsın. Amin. Kolay eylesin. Üç başlıktan ikisini değerlendirme imkanımız oldu. Vaktimiz hızla akıyor. Dünya hayatında tabii pek çok şeyle imtihan oluyoruz. Bu imtihanlardan birinin de biraz evvel programımızın başında ahlak ile imtihan olduğunu belirtmiştiniz. Kaldı ki Hazreti Peygamberimiz gönderiliş amacı tarif edilirken kendisi kendi ifadesiyle ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuşlar. Bizim önderimiz, rehberimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı bu kadar önemsediğine göre demek ki biz ahlakla da imtihan olunacağız kıymetli hocam, değil mi? O nasıl olacak peki? Orayı da birazcık böyle bilebilmemiz lazım ki o imtihanda başarısız olanlardan olmayalım. Evet. Neler çok, söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü Dünya Mektebi'nin üçüncü dersi. Olmazsa olmazım. Hemen buyurduğunuz o hadisi şerifin innema bu'istu li'utemmime mekarimel ahlak, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Kalem suresi 4 numaralı ayette de Allah onu teyit ediyor. Ve inneke le'ala hulukin azim, sen yüce bir ahlak üzeresin. Hemen bu ayeti celileyi götürüp Ahzab suresi 21 numaralı ayetle birleştiriyorum. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bakınız şimdi üç, bir hadis, bir ayet Kalem suresinden, bu okuduğum Ahzab suresi 21 numaralı ayet. Rabbimiz bu ayette diyor ki, yemin olsun ki, neler kötüdür, neler güzeldir. Hangisi güzel ahlaktır, hangisi değildir, Allah ölçüyü koymuş. Ey Muhammed, sen yüce bir ahlak üzeresin. Bize de Allah-u Teala adeta diyor ki, ey Muhammed'in ümmeti olanlar, ey insanlık. Çünkü peygamber cihan şumul bir peygamber. Ey insanlık, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yemin olsun ki, sizin için bir örnek, onda alacağınız güzel hasletler var. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Kim için? لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ.
Allah'la mülaki olmaya inanan, ahiret gününe inanan, Allah'ı çokça zikreden insanlar için örnek Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bir başka hadisi şeriflerinde, yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini anlatırken, ona inanan inanmayan, onu seven ve sevmeyen, herkes o peygamber olmadan önce, peygamber olduktan sonra adeta parmakla gösterirlerdi onu. İnatları olmasa. İnatları olmasa. Peki peygamber ana konu olarak ahlaki meselelerde hangi konulara biz dikkat etmemiz lazım? Bir, böyle maddeleştirelim. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetim her şeyi yapar ama yalan söylemez. Demek ki Müslüman bir, yalan söylemeyecek. İki, Peygamberimizin bir sıfatı vardır. Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed. Ne yapmamız lazım? Bir Müslüman güzel ahlaklı olabilmesi için güvenilir olması lazım. İtti iki bu. Bakınız. Yalan söylemez, güvenilir olur. Üç. El Müslimu men selime nasu min lisanihi ve yedi. El Müslimu men selime el Müslimune min lisanihi ve yedi. İki hadisi birleştiriyoruz. Müslüman elinden, dilinden başka insanların, başka Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Burada neyi anlıyoruz? Müslümanın elinden, Müslümanın dilinden başka Müslümanlar zarar görmeyecek. Bunun müfredatını da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem önümüze koymuş. Allah'ın ilahi mesajında var. Firavun gibi azgın bir insana Musa ile Harun gönderilirken Allah onlara şunu diyor. İzheba ila firavne innehu tağa fekula lehu kavlen leyyine. Yumuşak. Yumuşak olma. Evet. Demek ki Müslüman yumuşak olacak. Geldik bir diğer maddeye. Maddeleri belki karıştırırız. Müslüman adil olacak. Adaletli olacak. O bilge insan Ali İzzet Begoviç'in güzel bir sözü var. Diyor ki o, düşmanın da senin üzerinde bir hakkı var. Ona karşı bile adil olman diyor. İnna Allahe yuhibbul adl. Adil. Allah adaleti ve adil olmayı sever. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 7 sınıf Allah'ın huzurunda hiçbir maddi şeyin olmayacağı, hükmü olmayacağı şeylerde anlatıyor hadisi şerifte. Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı bir gün 7 sınıf insan Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. Birisi adaletli idareci. Herkes bulunduğu konumda idarecidir. Baba evde aile efradına karşı idarecidir. Çocukları arasında adil olacak. Eşine karşı adil olacak. Bulunduğu çevresine karşı adil olacak. Bir diğer şey Allah için doğru şahitler olmak. Yani maddeleştirebilir, maddeleri çoğaltabiliriz ama bunu şöyle ifade edelim. Müslüman yalan söylemez. Müslüman zalim olmaz. Mazlumun yanında yer alır, zulmetmez. Müslüman cömert olur. Müslüman güvenilir olur. Müslümanın elinden, dilinden başka Müslümanlar zarar görmez. Ahlaki melekeleri yıkan da İki ana unsur vardır. Biri Allah muhafaza eylesin fuhuştur. Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim neslimizi, nefsimizi muhafaza eylesin. Yani bu fuhuş dediğimiz zaman hemen farklı şeylere Allah'ın hoşuna gitmeyecek davranışlar demektir. Allah'ın yasakladığı şeylerle meşgul olmak demektir. Ki eğer bir insan bunlara düşerse dünya mektebinde sınıfta kalır. Cennete, cemalullah'a ulaşamaz.
Kıymetli hocam, şükranlarımızı sunuyoruz. Dop dolu bir program oldu yine sizlerin vesilesiyle. İmtihan aslında bir bakıma şudur da diyebilir miyiz? Hani bir madenin diğer madenden ayrılması, mesela altının diğer madenlerden ayrılması için yanması, kavurucu bir sıcağa tabi olması gerekiyor. Müminin de mümin kimliğinin ön plana çıkması için böyle bir imtihandan geçmesi gerekiyor desek yerinde olur herhalde, değil mi? Teşekkür ederim. Olmaz değil, olur. Çünkü dünya zaten imtihan, zaten ayıklama. Allah dileseydi herkesi ya inanan ya inanmayan yaratırdı. Bir ayrım yapma, yani seçmek için Allah herkesi imtihan ediyor. Rabbimiz imtihanımızı kolay eylesin. Bu dünya imtihanında kolaylıklar lütfeylesin. Gönlünüze sağlık kıymetli hocam. Yoğun programımıza rağmen aramızda oldunuz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bir başka programda da yine bu başlıkları biraz daha açacağımız yeni programlarda yapmak isteriz. Kabul ederseniz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. TV41'e ve size teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize sundukları için. Bize o tür bir görev düştüğü zaman her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, vakit an be an Cuma'ya doğru akarken, Cuma'nın feyzinden, huzurundan istifade ettiğimiz şu anlarda Cuma'nın bereketi programıyla sizlere misafir olduk. Bir başka programımızda yeniden bizleri misafir etmenizden mutluluk duyarız. Programımızı tekrar izlemek isteyenler için sosyal medya hesaplarımız, TV41 YouTube hesapları üzerinden de programımızı takip edebilir, izleyebilirsiniz. Bir dahaki programda yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Gönüllerimizdeki bütün duaların, hayırlı duaların kabul olduğu güzel bir gece, güzel bir cuma günü olsun efendim. Hayırlı programlar, hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyoruz.